Cuma günü geldiğinde bayağı sıkışıktı idrarın değil mi? Yapamıyordun yani. Yok canım, damla damla öyle rahat idrar yapma yoktu. Üstelik sabahta bir müdahale yaptılar, olmadı herhalde. İçinden çıkmam dedi. Geçti gitti. Ama aynı gün biz seni rahatlaştırdık. Sondayı zor da olsa yerine koyduk. Kemal amca maşallah çok iyisin ya. Efendim? Çok iyisin diyorum. İyi oldu, iyi şimdi iyi. Allah'a şükür iyiyim. Geldiğinde burada zor oturuyor. Ondan 20 gün sonra da yani bir ay sonra kontrole geleceğiz. Bilgiler Kemal yok. Amca bu 10 gün dursun, 10 gün sonra orada alacaklar. Tamam. Kemal amcamız idrar yapma zorluğu ve sık sık operasyonlarla seyreden 30 yıllık bir süreçte üretral darlık probleminden yakınan bir hastamızdı. Bu süreçte özellikle darlık, idrar yapma güçlüğü, sık idrara çıkma ve zorlanma prostatla karışması nedeniyle önemli bir durumdur. Çünkü üretral darlığında ihmal ettiğinizde mesane ve takibinde böbrekler bozularak özellikle diyaliz süreçlerine giden bir hastalık seyri olmakta. Burada üretral darlığı olan hastalarımızın öncelikle ihmal etmemesi, idrar problemini prostatım ben nasıl olsa ilaçla tedavi olur diye bekletmemesi gerekmekte. Genelde üretral darlık iltihaplardan sonra, geçirilen kazalardan sonra ya da sonda takma işlemi gerektiren müdahalelerden sonra ortaya çıkabilmekte ve tekrarlayıcı olması özelliğinden dolayı da doktor takibinde olması gerekiyor. Kemal amcamızın yakın zamanda böyle bir sıkıntısı olmuş. Dış bir merkezde müdahale etmeye çalışılmış. Fakat ileri derecede problem olduğu için daha sonra bizi tercih etmişler. Biz de bir problemi ince yaklaşımımızla çözdük. Özellikle darlığın tedavisinde de uygulanacak yöntemler periyodik yani belli aralıklarla genişletme programı, açık ameliyatla yama yapılabiliyor, stent takabiliyoruz. Fakat her şeyden öncesi bunu hastanın bir şekilde ihmal etmemesi lazım. Çünkü tekrarlayıcı darlıklarda ihmal olduğunda ameliyat ve tedavisi sonrasında daha da güçleşmekte. Üretral darlık bu 30 yıllık süreçte tekrarlayıcı olması karakterine sahip. Yaklaşık 30 yıl önce hastamıza yama ameliyatı yani yeniden kanal yapma ameliyatı gerçekleştirildi ama geçen yıllar içindeki enfeksiyonlar ve tam enfeksiyonun tedavi edilememesi sonucunda bu darlık nüksetmekte. Nüksetme sonucunda tabii her nüks bir öncekinden daha ağır bir darlık şeklinde ortaya çıkmakta. Ve dolayısıyla bu süreç maalesef üretral darlık dediğimiz idrar yapmadaki zorluk nedeniyle idrar kanalının kronik hastalığı haline gelmekte. Bundan dolayı da hasta sürekli doktora gidip sürekli müdahale yaptırmaktan dolayı bir bıkkınlık, yorgunluk, psikolojik olarak yıpranma meydana gelmekte. 90 senesinde bu Gürkan Bey stajyer idi şeyde. Evet. Baraj tutma mıydı? Neyi baraj? Fakülteydi herhalde. Ondan sonra bir de 93'te tekrar bir daha ameliyat oldum ben. Ondan sonra artık peşi birbirini takip etti. Artık 2 sene geçti, 1 sene geçti, 6 ay geçti. Şimdi ne bileyim, sayısını bilemeyeyim yani bu şu kadar şey oldu diye kesin bir cevap veremeyeyim. Vaziyet böyle, ben memnunum. Ben darlık, mesane darlığı, idrar zorluğu, ükünerek su dokunayım. Yani başka türlü yok çarem. İşte en sonunda geldik buraya, Allah razı olsun, ameliyat etti doktor bey. Şimdiki hal işte sonda falan taktı. Ya babam, ben bildim bileli bu hastalıkla mücadele eden bir insan. Çeşitli zorluklar yaşadı. Ama bunun haricinde ihmal de var. Yani geciktirilecek bir hastalık değil.
Yani insanlar kendini bilmesi lazım. Yani sıkıntılarını bilmesi lazım. Bildiği zaman da bunun çözümü olduğunu bilmesi lazım. Yani doğru olanı bu. Ha biz bildik ya da bilmedik. Doğru bildiğimiz şeyleri yapmaya çalıştık ama içinde hataları da varmış. Bir doktor beydi, sondayla işi çözeceğini zannetti. Ama baktık ki daha tehlikeli bir duruma yol açmış. Şükür olsun ki işte Büyük Anadolu Hastanesi'nde, Gürkan Bey sayesinde bu işi çözdük. Ha neydi? İhmal asla olmaması lazım. Bekletmek ya da gecikmek gene olmaması lazım. Yani vakti zamanı geldiğinde tedavinin bir an önce yapılması lazım. Sondayla da bu işi çözeriz dediler ama ben doktor beyin bana dışarı geldiği zaman yetersiz kaldığını ve bunu izah ettiğini gördüm. Yani ben bunu benim elimde olan bir şey değil, yapamayacağım, beceremeyeceğim. Bir diğer hastanelere yönlendirin diye söylemleri oldu. Biz de burayı uygun gördük. Kemal amca geçmiş olsun. Çok sağ olun. Allah razı olsun.